Teşekkürler İzmir'den, mutlu günler. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndayız. Stad yarın Hatayspor maçıyla açılacak ve stadda ilk röportajı da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'yla gerçekleştireceğiz. Sayın Başkan bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Çok güzel bir stat olmuş. Teşekkür ederim. Uzun bir uğraş verdiniz ve stat yarın itibariyle ilk resmi maçını oynanacak. Evet. Düşüncelerinizle başlayabilir miyiz? Nasıl buldunuz? Pankartlar da asılmaya başladı. Evet. Çok heyecanlıyız. Çok uzun süredir beklediğimiz bir süreç sonunda nihayete erdi. Tabii burada stadyumumuzun yenileme amaçlı yıkıldıktan sonra Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın temelini attığı ve Spor Bakanlığımızın bitirdiği, yaptığı, özenerek yaptığı bu güzel nadide stadyumun açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaptık. Hepsine buradan çok teşekkürler etmek istiyorum. Sayın İzmir milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımız Hamza'da, bütün emeği geçen bütün il müdürlerimize, hepsine, kurum müdürlerimize, hepsine çok teşekkür ederiz. Bu güzel nadide eseri tekrar şehrimize kazandırdıkları için. Burası 100 yıllık bir stadyum bildiğiniz gibi. Sadece bize değil, Türk futbolunda çok önemli anlara şahitlik etmiş bir stadyum. Birçok milli oyuncuyu çıkartmış, ev sahipliği yapmış, birçok kupalara şahitlik yapmış bir stadyum. Şu anda da burada takımımızda en çok maç oynayan, en çok gol atan, takımımızda yıllarca kaptanlık yapan Sayın hocamız Mustafa Denizli'nin adını da buraya layık olduğu şekilde takdir etti Sayın Cumhurbaşkanımız da koyduk. Camiamızın gönlünden geçen de buydu ve şu anda o kadar heyecanlıyız ki takımımızın başında Mustafa Denizli adının verildiği bu stadyumda Altay'ımızın yıllarca ev sahipliği yapan, sadece bizim için bir stadyum değil, bir yuva olan evimize dönmenin heyecanını nasıl daha tarif edebileceğimi bilmiyorum yani. Başkanım, yerinde yükseldi ve eski statla birebir aynı özellikleri taşıyor. Yine idari bina, evet. İki tribün ve kale arkasına ekleme oldu. Evet. Stat gerçekten çok şaşalı, güzel duruyor, ancak eklemeler yapılacak mı? Altay Spor Kulübü olarak projeleriniz var mı statla ilgili? En başından beri çok ciddi mücadele verdik. Burada Sayın Spor Bakanımızın da çok ciddi destekleri oldu. İlk projenin üzerinde bayağı revizyonlar oldu. Önündeki idari binayı daha sonradan ekledik. Çatı kaplamalarını daha sonradan tamamladık. Ve en son kale arkasını, belki hatırlarsınız, eskiden rakip seyirci geldiği zaman açıkta üst tarafa alıyorduk. Orada da hep sorun yaşıyorduk. Şimdi kale arkası rakip seyircilerimizi ağırlamak için yapıldı. Şu an pandemi sebebiyle kapalı olsa da. Tabii bizim daha burada yapacak detay işlerimiz olacaktır baktığında. Onlar da zaman içerisinde yaşayarak göreceğiz, öğreneceğiz. Ufak tefek eksiklikler hiç sorun değil. Önemli olan bu kadar burada bu emeği yapan, bu yatırımı yapan bütün herkese dediğim gibi çok teşekkür ederiz tekrardan yani. Başkanım, yarın itibariyle Hatayspor maçıyla ilk resmi müsabaka da oynanacak. Evet. Altay Hatayspor. Bu karşılaşma için özel bir hazırlık var mıdır? Taraftarlar hazırlıklarını yapıyor ama kulüp olarak da bazı sürprizleriniz olacak mı? Bir kere eve dönüyoruz. Aslında eve dönüşün nasıl bir hazırlığı olmalı bilmiyorum. Ben herkese bunu söyledim. Eve dönmenin zaten bir bedeli yok diye. Bugün maç biletlerini çok cüzi rakamlarda tutarak bütün taraftarımızı, bütün camiamızın burada bizlerle beraber olması imkanını sağlamaya çalıştık. Stadyumumuzun açılışıyla ilgili hem taraftarımızın hazırladığı çok güzel görseller var. Bunları tabii hep beraber organize ediyoruz. Ayrıca gelen misafirlerimize özel bir hatıra bileti hediye edeceğiz. Bugüne özel, unutulmaması adına ve içinde de duygularımızın yazılı olduğu bir mektupla paylaşacağız onlarla. Ufak tefek hediyelerimiz de olacak. Çok hızlı bir şekilde bu maça tabii ki stadyumumuzu hazırladık. Gene söylüyorum, burada bütün herkesin çok büyük emeği oldu. Onlara tekrar ne kadar teşekkür etsem az tabii ki bu süreçte. Çok hızlı hazırlandık. Daha fazla şeyleri ilerleyen maçlarda daha güzel görsel şeyler yapacağız. Özellikle 16 Ocak'ta bir ikinci yarının açılış, içerideki ilk maçını oynayacağımız zamana da hazırlandığımız daha güzel bir organizasyonumuz olacak. Burada da gene bir açılışa yakışacak şekilde
hazırlıklarımız var. Şimdi biraz şey yapmayayım diye sürprizi kaçmasın diye çevirmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Herkesin aslında merak ettiği, ben de buraya oturunca merak ediyorum. Hmm. En yetkili kişi de sizsiniz. İdari binanın olduğu duvar için bir planınız var mıdır? Kareografi, bir tasarım, bir şey planlıyor musunuz? İlerleyen dönemde ilk, tabii ki. İlk etapta orada tabii olması gereken stadyumun adı yazacak. Öncelikle orada teşekkür pankartlarımız yer alacak. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda devre arasında bakacağız, o planlamayı yapacağız. Aklımızda bazı güzel fikirler var. Grafiti. Grafiti çalışması da olabilir. Orada daha farklı görseller de yapabiliriz. Görsel şovlar için kullanabileceğimiz güzel bir alanımız var. Çok faydalı ve güzel, heyecanlı projeler yapacağız. Başkanım, son 5 yılınızda 3 kez şampiyonluk yaşayarak belki de bu alanda en genç ve tek başkan konumundasınız. Stat açılışı da size nasip oldu bu stat. Neler hissediyorsunuz? Valla kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyorum. Gerçekten herkese nasip olmayacak bir şey. Bu özel duyguları yaşamak bana nasip oldu. Burada taraftarımıza, camiamıza çok teşekkür ederim. Öncelikle bunların hepsi aslında bir bütün. Ben de bu bütünün ufak bir parçasıyım baktığınız zaman. Ama genç yaşta bir sorumluluk aldık. 26 yaşında ben bu kulübe başkan oldum. Tabii o dönemlerde yaşımızın genç olmasından dolayı muhalefet edenler oldu. Ama ilk sene 3. ligde playoff'tan, ikinci sene 2. ligde direkt olarak çıktık. 1. ligde de 3. senenin sonunda playoff'tan Süper Lig'e çıktık. Nasip oldu. Stadyumumuzu da bu süreçte bitirdik. Bu da bize nasip oldu. Çok mutluluk verici duygular. Yani ileride baktığınız zaman herkese biz gururla bunları yaptığımızı, bıraktığımız bu mirası gençlerimize gösterebileceğiz. Buradan gelecek, gene diyorum ki gençlerindir. Sen de bizim gibi aynı dönemin insanlarıyız. Gelecek bizlerin olacak. O yüzden gençlere fırsat vermek lazım. Gençlere destek olmak lazım. Gençlerin yanında olmak lazım. Gençlerimize inanmak lazım. Ben de o gençlerden bir tanesiyim. Başta ailem olmak üzere bütün camiamız bana inandı, güvendi. Ve ben de onları mahcup etmeden bugün bu başarıların altına imza atabildim. Tabii tek başına değil, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla beraber. Onlar da çok gençler. Yeri geldi yönetim kurulunun yaş ortalaması, hani belki takımın yaş ortalamasıyla aynı yerlere geldiği dönemler bile oldu yani baktığınızda. Tabii espriler yapıyoruz böyle aramızda. Diyorum yani genç bir ekiple beraber bu heyecanı, bu dinamizmi başarıya çevirebilmek çok mutluluk verici. Başkanım, Altay lige iyi bir başlangıç yaptı. Ardından puan kayıpları yaşadı. Ancak son iki maçta tekrar bir toparlanma sürecine girdi. Genel olarak tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sportif anlamdaki değerlendirmenizi de rica edebilir miyim? Tabii ki lige iyi bir başlangıç yaptık. Hocamızla beraber çok irdelediğimiz bir transfer sezonunun sonunda iyi bir kadro oluşturduk. Bir kez de iyi bir başlangıç yaptık. Ama bizim gibi kulüplerin ekonomisine çok dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden çok mütevazi bütçelerle, ligin en bütçe olarak düşük bütçesiyle bir takım oluşturduk. Ve dar kadro kurmanın maalesef dezavantajları oluyor. Bazı sakatlıklar üst üste gelince birkaç hafta bunların eksikliklerini yaşadık. Tabii ki her oynayan arkadaşımız onlar kadar performans verip onların yerini doldurmaya çalıştı ama aile olarak böyle yaşanan sorunlarda her zaman maalesef talihsizlikler yaşanabiliyor. Şimdi sakatlıklarımız, artık oyuncularımız iyileşti. Bildiğiniz gibi Rodriguez 2 haftadır takımla beraber. Şimdi bu hafta Nadir de muhtemelen kadroda olacak. Bunların hepsinin dönüşüyle beraber tekrar ivme yakalayacağımızı düşünüyorum ama en önemli şeylerden bir tanesi bizim için evimize dönmekti. Aslında en büyük yokluğunu hissettiğimiz şeylerden bir tanesi bizim için bu oldu. Tabii ki Bornova'da sağ olsun Bornova Belediye Başkanımız bize kucak açtı. Sayın Mustafa Yıldız'a da buradan çok teşekkür ederim. Çok iyi ev sahipliği yaptılar bize ama ev gibisi yok. Başkanım, tekrar evinize döndüğünüz için hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Burada İzmir Futbolu, Altay Spor Kulübü büyük başarılar elde eder. Tekrar Türk futbolu için Alsancak Stadı hak ettiği değeri tekrar bulur diyelim. Tekrar hayırlısı olsun. Sağ olun. İlk röportajı da bizlerle paylaştınız. Evet. Ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Roxan Kunter İzmir'de Altay Mustafa Denizli Stadı'nda Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile birlikteydik. İlk röportajı statta gerçekleştirdik. Keyifli bir röportaj oldu. Söz tekrar stüdyoya bırakayım.